Sizler sormalı. Allah'a emanet olun. Hoş geldin. Bekir'in hoş geldin. Ne var ne yok? Hoş geldiniz. Hadi İyi partimiz sorun. Türkiye'nin sorunları büyük. Ekonomik sorunlar özellikle. Ama bence Türkiye'nin tek sorunu şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaşayıp yaşamayacağı. Çünkü Türkiye'de öyle bir oyun oynanıyor ki Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla, atalarımızla kan revan içerisinde kurduğu bu devlet yıkılıp yerine şeriata dayalı, İslami ağırlıklı bir devlet kurulmak. Çünkü bunlar Atatürk'e düşman. Bizim de gücümüz yetmiyor dediğimiz. Evet. Bizim gelip de bir öncülük yapıp diye niye yürüyüş yaptırmıyorsunuz? İnsanlar protesto gibi. Niye sokağa indirmiyorsunuz ya? Niye sokağa indirmiyorsunuz bu milleti? Doğru. Biz bağırırsak, ben bağırıyorum. Çağırıyorum, bir bakayım telefonda hemen resmi varmış. Gece geri ikide bir alıp götürüyorlar. Başkanım, Türkiye çapında duyuracaksınız. Bugün Ankara'da, mazotta, benzine, zama, prosto çekiliriz, yürüyüş var. Halk gelin buraya diyeceksiniz. Öncülük yapacaksınız. İktidar muhalefetin sürekli tepecilikle suçladı, PKK'cılar suçladı değil mi? Peki, bu FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkması için muhalefetin verdiği önergiler neden verdiğinizde? Bu önergiye devam edilmesini istiyorum. Ama işte onun vadesi seçime kadar olduğu ortaya çıktı. Bugün de herkes feryat ediyor. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Zaman zaman sizlerle geleceğiz, böyle netleşeceğiz. Memleketin hali hür melalini sizlere anlatmaya çalışacağız. Ve inşallah bu ülkeyi bu kötü günlerden sizlerle beraber hep birlikte kurtaracağız diyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Var. Bu seçimde hem genel iktidarla hem yerel iktidarlarla mücadele ettik. Yerel iktidar devletin bütün gücünü kullandığı makamda kalabilmek için. Haksız bir seçim oldu, haksız bir rekabet oldu. Diğer taraftan yerel yönetimler, büyük belediyeler, CHP'de 8 tanesi, MHP'de 2 tanesi de AKP'de. Biz tek başımıza bu şekilde mücadele verdik. Bizim gibi ömrü mücadeleyle geçmiş Türk milliyetçilerine iftira attılar. Dediler ki bunlar teröristlerle beraber bizim bu ülkeyi bölmek, parçalamakla, ülkeye savaş açanlarla verdiğimiz mücadelenin zekatı bile iktidarda olanların mücadelesine kat kat geçer. Merhaba. Biz bize gelen şikayetleri dillendiriyoruz. Vatandaşın problemlerini ilgililere, yetkililere duyurarak problemlerin bir an evvel çözülmesi için hareket etmelerini istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.